Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizlere iş yerimizde veya evimizde bulunan ana modemimize e, bir ikinci atıl durumdaki modemimizi takıp bunu X point olarak nasıl kullanacağız onu anlatacağım. Nedir bu? Örneğin bu bulunduğum ortamda benim bir internet hizmetim var. Nedir bu? Netmaster'ın şu görmüş olduğunuz modeminde benim ana internetim mevcut. Fakat bunun çekim kuvveti benim ilerideki daha ileride bulunan odalarımda az. Ne yaptım? Ben bundan bir tane kablo, internet kablosu çekip daha arkalarda bulunan çekmeyen yerlerdeki odaya şu görmüş olduğunuz bir atıl durumda ikinci el evimde bulunan elimde bulunan cihazı takıp ben bundan ikinci bir wireless yayını yaparaktan internet hizmetini kullanıyorum. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi şöyle bakın bu benim ana modemin interneti bu da ikinci taktığım modemden aldığım internet şu anda ben o interneti kullanıyorum. Örneğin şu videoyu biraz sonra size anlatacağım Kesinlikle. videoyu şu anda görmüş olduğunuz gibi videomdan da internet hizmetini alıyorum. Hangisinden? İkinci atıl durumda bulunan modemi taktım. Oradan internet alıyorum. Peki nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar öncelikle şu ana modeminizden takacağınız ADSL e modemi bir kablo çekeceksiniz. ADSL modeminizin access point olarak kullanımını anlatıyorum ben size. Repeater, extender yani mesafe artırıcı kablosuz alıp kablosuz yayın yapmayı anlatmıyorum. Ben ana modemden Atıl durumundaki ikinci modeme kablo çektiğinizi varsayaraktan o şekilde olan anlatımı yapıyorum. Buradan bir kablo çektim. Daha sonra modemimin herhangi bir portuna bağladım arkadaşlar. Örneğin şuradaki herhangi bir portundan kabloyu çektim, getirdim. Şuradaki herhangi bir portuna taktım. 1'e veya 4'e, 3'e, 2'ye fark etmez. Herhangi bir yere taktım. Daha sonra modem, yani ikinci kısımdaki modemimin arayüzüne geliyorum. Bunu bilmeniz çok önemli arkadaşlar. Benim e, bu videonun açıklama kısmında size X-Point nedir, modem e, repeater nedir, bridge nedir, bunların ayarlarına nasıl girilir. Bunların hepsini anlattığım şu videomun linkini sizlere bu videonun açıklama kısmında vereceğim. Buraya yani ikinci modeminize atıl bulunan modeminizin arayüzüne nasıl gireceğinizi orada anlatıyorum. Bunlar burada anlatmama gerek yok. Zaten ki bunları siz biliyorsunuz nasıl olacağını. Ben... İlk olarak ana modemimdeki ayarlardan bu ana modemimin sahip olduğu IP aralığını bir yere not ediyorum arkadaşlar. Örneğin benim şu anda ana modemimin IP aralığı 192.168.0.1. Ben bundan bu modeme ulaşabiliyorum. Bu çok önemli. Bunun son IP'si 254'tür arkadaşlar. Bu modemin size vereceği 192.168 ...01 ile başlayan modemin size vereceği... ...son IP 254'tür. Onun için... ...ana modemin IP'si 192.168.01 ise... ...ben bunun 192.168.0.254'ünü kullanacağım. Sizin ana modeminizin... ...IP'si 192.168.1.1 olabilir. 1.1 olabilir. Veya... ...2.1 olabilir. Ana modeminizin IP'sini ise... Onun en son rakamı yani 254'ü kullanacaksınız arkadaşlar. 2.1 ise 2.254'ü, 1.1 ise 1.254'ü siz kullanacaksınız. Onu bir yere not edin. Biraz sonra lazım olacak. Benim ana modemim 192.168.0.1. Ben onun 0.254'ü kullanacağımı bir yere not ettim. Birazdan lazım olacak. Bu işi bitirdik. Ana modemimizin IP numarasını aldık. Onun son dağıtacağı IP bloğundaki aralığını da bir yere not ettim. Şimdi takacağım atıl durumdaki modemimi yani XPoint yapacağım modemin arayüzüne giriyorum. Arkadaşlar buna girebilmeniz için öncelikle cihazınızın kablolu veya kablosuz bu modeme erişmesi lazım. Ana modemden bir kere bir bağlantıyı kopartıp bu modeme erişiyorsunuz. Bir kereye mahsus. Bu modeme eriştikten sonra cihazınızın kendi IP'si modemin altında yazar. IPC ve kullanıcı adı şifresi modemin altında yazar. Eğer ki değişmişse bir resetleme yaparaktan modeminize ulaşıyorsunuz. Altı durumdaki bu ikinci modeminize. Benim altı durumdaki ikinci modemin IPC normalde 192.168.1.1'di. Ben tabi yapılandırma yaptığım için şu anda bu moda IP ile geldi. Siz o takacağınız modemin kendi IP'si, orijinal fabrika IP'si neyse onunla veya kabloyla takıp şu ekrana geliyorsunuz. İkinci modemin ekranına geldik. Atıl durumdaki ekran. Burada benim ana modemden not ettiğim bir IP adresi vardı. Neydi? 192.168.0.254'tü. Niye? Benim o cihazdaki modemim 192.168.0'la başladığı için son IP'sini ben kopyalıyorum. İkinci durumdaki atıl durumda bulunan benim x point olarak kullanmak istediğim cihazı IPC'ne bağlanıyorum. Kurulum menüsüne erişiyorum. Kurulum menüsüne eriştikten sonra buradaki arayüz ayarları yazan yere geliyorsunuz. İlk olarak kablosuz olarak yazan yere gelip bu cihaza bir kablosuz isim veriyorsunuz. Şöyle bir isim verin. Daha sonra şifrelemeyi açın. Doğrulama türünü. Buraya bir şifre verin. Sizdeki Modemin arayüzü böyle olmayabilir ama buradaki arayüzden yola çıkaraktan karşınızdaki modemin sahip bulunduğunuz ikinci atıl durumdaki modemin arayüzünden arayüz ayarlarından ilk olarak kablosuza geleceksiniz. Buradaki iler farklı olabilir ama burada vereceğiniz SSID her modemde mevcut. Şifreleme her modemde mevcut. Siz kendi arayüzünüze göre veriyorsunuz. Mantıken buradan yola çıkın. Ardından LAN yazan yere geliyorsunuz. Burası çok önemli. LAN yazan yerde ilk olarak DHCP'yi devre dışı bırakın arkadaşlar şu. Bunu nerede yapıyorsunuz? Takacağınız ana modeminizde değil. Takacağınız ikinci modem, unutmayın. İlk olarak DHCP'yi devre dışı bırakıyoruz. Ardından IP adresi yazan yere videonun başında size söylediğim ana modeminizin aldığı IP bloğunun son IP'sini yazıyorsunuz. Benim ana modemim neydi? 192.168 0 birli bir ana modemdi. Son IP'si 254 olur. 0 254 olur. Sizinki 1 1 ise 1 254. 2 1 ise 2 254. Bunu unutmayın. Alıyoruz onu. Buradaki arayüz ayarlarındaki LAN ayarlarına geldik. 192 168 254'ün olduğu yere bendekinin aynısını yazıyoruz. Benim neydi? 0.254 idi. Bunu yazdım. Kaydet diyorum arkadaşlar modem mi? Bir kablosuz isim şifre verdim. LAN ayarlarından yani Ethernet kablo ayarlarından da DHCP'yi devre dışı bıraktım. Ardından IP adres bloğunu benim ana modem IP adresine çevirttim. Kaydettim. Gidip cihazımı elektrikten kestim. Tekrar reset attım. Bir iki dakika bekledikten sonra şu görmüş olduğunuz internet arayüzüne ulaşmış oldum arkadaşlar. Şu anda ben TP link olarak taktım. İkinci modemi kullanıyorum. Şunu kullanıyorum. Kendi modemim de bu. Bu şekilde şimdi ben bu cihazı alıp çekmeyen bir yere götürüp ana modemden de kablo çekip şuradaki herhangi bir porttan ana modemimden aldım. İkinci modemi şuradaki herhangi bir portuna takıp az önce anlattığım ayarları yaptıktan sonra şu anda interneti kullanıyorum arkadaşlar. Kullanmış olduğunuz bir ana modemi ikinci atıl durumdaki modemi access point olarak kullanmanın tarifini de bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Kolay gelsin. Hani özetleyecek olursak cihazımıza iki cihaz arasında kablo çektik. Birinci cihazdaki ana IP'yi öğrendik. Ana IP'nin verebileceği son IP bloğunu kopyaladık. Ardından ikinci cihaza atıl durumdaki ikinci takacağımız modem bize geliyoruz. Onun IP'sine girip yapıp bağlantısını bir kere mahsus yapmamız lazım. Arayüz ayarları her modemde bu vardır. Her modemin arayüz ayarlarındaki kablosuz ayarlarına geliyorsunuz. Kablosuza bir isim, SSID, bir şifre veriyorsunuz. WPA, PSK tercih edin. Şifremizi verdik. O arada bağlantı kopabilir. Tekrar bağlanın. Yine arayüz ayarlarına gelin. İkinci modemde bu ayarlar. LAN ayarlarına geliyorsunuz. Burada DHCP'yi devre dışı bırakıyorsunuz. IP adresinde 192.168. Hangi IP bloğuysa sizin ana modem onu yazıyorsunuz. Anlattığım videomda var. Daha sonra kaydetiyorsunuz. Ana modeminizde, birinci modeminizde hiçbir ayar yapmıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ben hiçbir ayar yapmadım. Siz de yapmıyorsunuz. Eğer ki özel ayarlarınız var ise belki o sebepten bağlanmıyor olabilir. Eğer ki internet gelmesi. Ama ben hiçbir ayar yapmadım. Sadece ikinci takacağım modemdeki Xpoint kullanmak istediğim modemi ayarlarını bu şekilde yaparaktan internete bağladım. Bu şekilde yapıp bir ADSL modemi e, ee, ikinci bir access point olarak ana modeminize bağlayabilirsiniz. Hatta ben kablonet modemi ADSL modem bağladım. Bakın kablonet modem benim kullanım bu. Ben buna şu ADSL modemi taktım. Gayet de güzel kullanıyorum. Uyuyor yani bir sıkıntı yok arkadaşlar. Bu şekilde yapar, yapıp kullanabilirsiniz. Kolay gelsin.